Hiç şaşırıyor gerizekalı. Neye şaşırıyorsa yalancılık bunda. Adam kandırma bunda. Evet desek evlenecek masada benimle. Değil mi teyzoş? Teyzoş? Fidan abi. Ya kızlar size bir şey söylesenize. Ne dememizi bekliyorsun anlamıyorum ki. Ne bileyim aferin deyin. Ne güzel yaptın. Oh ona daha fazlası müstahaktın. Ne güzel oldu ya deyin. Açık bir Fidan bir şeyler seçin işte canım. Hala işin dalgasındasın değil mi? Anlamadım. Ya biz senin için günlerce perişan olduk. Ne yapacağımızı şaşırdık. Doktorlara taşındık. Ne yapalım arkadaşımıza nasıl yardım edelim diye delirdik biz ya. Sen ne yaptın? Kandırdın bizi. Onu beraber ev tutup ittifak kurmadan önce düşünecektiniz onu. Bunun için mi yaptın? O zaman gelip konuşsaydın bizimle, söyleseydin. Biz seni zorlamazdık ki zaten. Beni önemsemediğinizi düşündüm. Yani siz ikiniz birbirinizi daha çok seviyorsunuz sandım. Yani beni sevmiyormuşsunuz gibi geldi. Sen bizim sevgimizi mi test ettin? Hayır canım. Hiç mi üzülmedi nasıl çırpındığımızı görünce? O kadar da değil saçmalamayın. Beni çok kırdın Şebnem. Beni de. Biz senin etrafında pervane olalım. Sen bizi kandır öyle mi? Kusura bakma ama benim en yakın arkadaşım böyle biri olamaz. Ya benim de. Kızlar saçmalamayın. O kadar da değil. Vallahi ben geleceklerini sanmıyorum. Boşuna bekliyoruz. Müfit abi alır gelir kızdır ya. Yani Şebnem gelmez de Kainat Naim'le gelir net. Yalnız ben düşünüyorum yani işin içinden çıkamıyorum ya. Şebnem bayağı kandırmış herkes. Sorma. Hiç de şüphelenmedik zaten ya. Böyle bir şeyden niye şüphelenelim ki zaten? Yani sen de onda haklısın. Abi Selim'i aramadık. Kesin evlendiklerini sanıyordur. Nikahtan önce fırladı gitti herif. Ara ara öğrensin olanları. Burayı sevmediysen başka bir yere gidelim ya da yürüyelim istersen. Yok böyle iyiyim. Ne olduğunu anlatmak ister misin? Ya böyle hiç konuşmasak, sadece dursak olur mu? Hiç keyfim yok da. Onun farkındayım ama bir türlü ne olduğunu anlayamıyorum. Bana istediğin her şeyi anlatabilirsin biliyorsun değil mi? Çok iyi sır tutarım. Gerçekten. Affedersin. Efendim abi. Selim neredesin? Bebek'te sahildeyim. Ne oldu? Çıktınız mı nikahtan? Ha, apar topar çıkmak zorunda kaldık. Nikah iptal olunca. Nasıl yani? Sadece o da değil, hafızasını falan da kaybetmemiş abi. Baştan beri rol yapıyormuş. Selim? Selim orada mısın? Buradayım abi, buradayım. Tamam, sağ ol haber verdiğin için. Ne oldu? Ya benim hemen gitmem lazım. Acil bir işim çıktı. Hemen mi? Evet. Tamam, akşam haberleşiriz öyleyse değil mi? Bakarız. Selim, saat 7 gibi öğren. Bir şey söylemeyecek misin? Ne diyor Selim? Ne abi? Bir şey demedi ya. Öyle iyi tamam dedi kapattı. Abi sen eksiktin. Merhaba. Merhaba. Kızlar yok mu? Yok. Gelirler mi? Geldi. Ben de tam sizi soruyordum. Ne oldu? Konuştunuz mu? Arda'ya oyun oynamak istemiş. Keşke sadece Arda'ya olsa. Hepimiz oynadı. Heh, işte bize de ders vermek istemiş. Ondan habersiz ev tuttuk diye. Yok artık, şaka yapıyorsun. Yok, şaka yapmıyorum. Keşke şaka yapıyor olsam ama maalesef. Evde ne anlattı size peki? Yani tamam, her şeyi anlarım da.
Yani bize bunu yapması yok. Sindiremiyorum ya. Yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor şurada ne zamandır. Gözünün içine bakıyorduk biz ya. Ya biz arkadaşıyız her şeyden önce onun. En yakın arkadaşıyız. İstersen biraz yürüyelim mi? Hava alırız ha? Tamam, bir nefes alırım ben de. Benim de gelmemi ister misin? Yok, hemen gelirim ben. Şuna bak ya. Emri Vaki çıkardı kızı dışarı. Vallahi biraz öyle oldu. Sadece yardım etmeye çalışıyor Ege. Ne var bunda? Vallahi keşke sadece yardım etmeye çalışıyor olsa. Ben bir şey diyemeyeceğim. Vallahi bilmiyorum. Bu sefer çok düşünceli davrandı. Bak sen. Yani o kadar çok yardım ettik ki kainata. Biz Güneş'in dershane parasını nasıl denkleştireceğiz diye düşünürken para gönderdi kıza. Efendim? Hem de kainata söylemeden. Kainat her şeyi Güneş'ten öğrendi. Kötü bir niyeti yok ki. Sadece yardımcı olmaya çalışıyor, o kadar. Harika ya. Gerçekten. Bakalım daha neler öğreneceğiz. Ben daha fazla oturmayayım abi. Sinirleniyorum burada. E gidip ne yapacaksın? Bilmiyorum abi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Niye gitti Can? Canı sıkıldı işte. Her zamanki mevzular. Neyse. Almila. Ya biz hep kainattan bahsettik. Biraz da sen anlat ha. Ne anlatayım ki? İşte. Almilacığım. Gel istersen biz birazcık hava alalım canım. Yok. Sağ ol. Bu arada hani ya sen ne zaman istersen beni arayabilirsin biliyorsun değil mi? Yani canın sıkılır. Hani konuşmak istersin falan. Sen de ne zaman dayak yemek istersen beni arayabilirsin. Biliyorsun değil mi kardeşim? Ayıp oluyor ama Almila'nın yanında. Sen araya kaynak yaparken ayıp oluyor mu? Day! Ne? Pardon Almila. Yeter ama ya. Rahat bırakın beni. Ya sana diyor. Asıl sana diyor. Ay! İkinizi de görmek istemiyorum. Ayrıca yaptıklarınızı da unuttuğumu sanmayın. Anne benim de kötü niyetim var ama yapma lütfen. Beni rahat bırakın dedim. Anlatamadım galiba. Gider misiniz lütfen? Ya arkadaş, düş artık şu kızın yakasından be. Bilmem farkında mısın da sen kızcağızı sık boğaz etmeseydin kovulmayacaktık mekanla. Yine ben hatalıyım yani. Ya ne? Sen tabii. Hayır, Almila da haklı şimdi. Ben de istemem şimdi etrafımda sürekli kavga eden iki tip. Bence de. O yüzden sen emekliye ayrıl. Çok beklersiniz. Vallahi ben de Almila'dan vazgeçemeyeceğime göre biz böyle birbirimizi yemeye devam edeceğiz. Hayır, seni düelloya davet edeceğim. Ama şimdi onu da eline yüzüne bulaştıracaksın. Hiç bulaşmıyor. Ha bunu da haksız rekabette bir numaralı adam söylüyor öyle mi? Ben mi? Sen tabii. Ya neyse ya. Ne oldu ya? Ya şimdi sana bir şey önereceğim ama sen de nerede onu kabul edecek yürek? Yürek mi? Söyle bakayım. Centilmenlik anlaşması yapacağız. Bundan sonra da Almila'yı kimse sık boğaz etmeyecek. Kız da kim isterse ona gidecek. Var mısın? Ya ne anlaşması? Ben zaten centilmenim. Tamam.